Tanburi, udi, solist ve hatta Tayrunisa Mermi. Müzik ve sanata olan ilgisi çocuk yaşta başlayan Mermi, 11 yaşında Kur'an-ı Kerim ve Hüsnü Hat üzerine dersler aldı. Konservatuar eğitiminin ardından profesyonel topluluklarla Türk tasavvuf ve Türk klasik müziği konserlerine tanburi olarak katıldı. Suyun iletken gücüyle musikiyi bir araya getiren sanatçı, Osmanlı geleneğindeki su ve musikiyle tedavi yöntemi üzerine çalışıyor. Osmanlı döneminde haftanın 3 günü belirli saatlerde sazendeler ve hanendeler sıralanır. Yapının doğalında olan o alt zemindeki su sesi, sürekli akan bir su sesi ve koku, güzel mistik kokular ve halkın ihtiyacına binaen o vakte göre seçilmiş eserler geçilirdi. Bize aktarılan. Peki bunun daha zeminine baktığımızda insücan bir damla su ve hal. Her anımız bir anını tutmuyor. Her kişinin içsel duygu ve hisleri birbirine asla benzemiyor. Peki bunu nasıl şekillendirebilir ve nasıl faydalı hale, onlara nasıl daha faydalı olabilirizin çalışmasını, evet, Kündane Sanat Mekanı olarak bunu yaşatmaya çalıştık. Geçmişten bugüne gelen formatla müzeyen kılarak, mümkün olduğunca o çizgide kalarak. İlk girişte direkt misafirimizi terasa alıyoruz. Dış avlu, yine zaten dışarıdan gelmiştir kişi. Dışarıdaki enerjisi ve hafif dengeleme adına direkt iç mekanı alamıyoruz. Çünkü bir anda fazla gelecektir ona. Dışarıdaki oksijeni ve havayı da alarak ihtiyacına binaen su ya da çayla ön bir sohbet karşılıklı. Hatta ilk girizgahta 3-5 dakika yanına hiç uğramıyoruz. Kendisi buyur edip içeriye, kendi kendine bırakıyoruz. Arkasından sohbetle beraber birkaç dakikalık birbirimizi tanıma ile meşk odasına geçiyoruz. Meşk odasında da enstrümanlar ağırlıklı olan öncelikle ritim. Çünkü hayat bir tempo, sağ sol ve gidiş gelişler. Bunu dengelemek lazım. Mümkün olduğunca sağlıklı ritmi kendi içinde bulmasını sağlayacak eserler ve sesler, dizeler sunmaya çalışıyoruz. Arkasından kısa bir mola ve direkt terapi odasına. Terapi odasında sırt üstü yere yatıp bedeni %70 su olduğu için kişinin, biz de yine Osmanlı'dan bugüne kadar gelen o su formatını bakır kazanlarımızla %70'i kazanan su dolu. Tabii elimizi daldırışımızda sevgi, barış, huzur, rahmet duasıyla suya Bismillah dokunuş yapılır. Orada nefes alım verimlerini meşk odasında öğretmişizdir. Ana diyafram nefesini en daha rahat bir şekilde sırt üstü yattığında kişi artık bizle bağlantısını koparır. Suyun sesi, kendisi de %70 bedeni su dolu olduğu için aradan biz çekiliriz. Su ve musiki terapisini konserine taşıyan sanatçı, Türkiye'nin ve dünyanın 20 farklı yerinde binlerce kişiyle buluşuyor. Arada su olunca biz devreden çıkıyoruz. Konu bu. Ama işte yine nasıl biz kendi hanemizde, kündanede önce teras ve sonra meşk odası, aynı sıralamayı önce onların dışarıdan geldikleri enerjiye göre ve yaş grubuna göre eserler koyuyoruz. Her ne kadar biz belirli bir repertuarla çıksak da çoğu zaman da değişiyor. Bahsettiğiniz konu, karşıdan aldığımız enerjiden dolayı repertuar hazır olsa da halet-i ruhiyeye göre kesinlikle değişkenlik arz ediyor. Vakte göre değişkenlik arz ediyor. Ama asıl önemli olan ifade su sesiyle beraber, isterse 10 bin kişi olsun, isterse 100 kişi, aradan biz çekiliyoruz ve herkes kendi özüyle buluştuğu için o sıralamayı yine veriyoruz sahnedeyken eserlerle. Hani belki çok hareketli bir eser girizgah yapıyoruz, teras olayını sahnede. Sonra ritmik bir şekilde onlara bazı hareketleri bize eşlik etmelerini istiyoruz. Baktık dinleneceği almaya başladılar. Aynı etkiyi, nasıl ki bir kişiyle yapılan seans 100 kişiyle de fark etmiyor. İsmail Dede Efendi'den eserler seslendiren Mermi, insanın öz güzelliğiyle buluşması amacıyla kadınlar ve çocuklara musiki dinletilerine devam ediyor.
eski dostlar.